أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعد سلطان الأنبياء محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم Efendimizin mübarek ruhi için cümle ashab-ı kiram zevil ihtiramın ervahı için ulum-i şer'iyenin ve ulum-i diniyenin bize kadar intikalinde vesile olan bir cümle ulema-i amilin, sulahay-i salihinin ruhları için, müelliflerin ruhları için, bu güzel manevi ortamları bize sevdiren Efendi Hazretlerimizin ruhaniyeti için ve her birimizin bütün geçmişlerimizin bu müesseslerin yapılmasında ve devamında emeği geçip ahirete göçmüş olan ashab-ı hayratın ruhları için Allah rızası için El-Fatiha. خَبَرُ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا Kâne ve benzerinin benzerlerinin haberi. Mamulü mensubu sayıyorduk. Öyle mi? Mef'ulü mutlak, mef'ulü bih, mef'ulü fih, mef'ulü leh, mef'ulü ma, hal, temiz, müstesna. 8 tane mi saydı? 9.'sü de haberu kâne ve havâtiha. Bazı yerlerde haberu bâbi kâne der. Haberu bâbi kâne. Kâne babının haberi der. Bu da kâne ve benzerlerinin haberi dedi. Aynı şeye gider. Sonuca varır. Peki mesela kâne zeydün veyahut da kâne Allahu alîmen hakîmâ. Kâne Allahu alîmen de kânenin ismi mamul merfuda geçmişti. Doğru mu? Burada haberi geçmiş oluyor. Tabi her birine tarif yaptığı gibi buna da bir tarif yapması lazım. Huvel musnedu ba'de duhulihâ. Kâne ve benzerlerinin duhulünden sonra müsned olandır. Yani demek ki kâne dahil olduktan sonra müsnedliği devam edendir. Şimdi arkadaşlar kâne ve benzerleri nevâsihul mubtedeyi vel haberdendir. Doğru mu? Yani aslında mubtede ile haberin başına dahil olup onların mubtede ile haberliğini nesheden şeylere nevâsihul mubtedeyi vel haber denir. Mübteda haberin başına geliyor, artık onlar mübteda haber olmaktan çıkarıyor. Onlara nevâsihul mübtedî vel haber denir. Bunlar nelerdir? Bir defa amil olan 10 harf. Amil olan 10 harf, inne, yani iki, amile göre ikinci ve üçüncü neviler, ismin nesb haberini raf edenler, ismin raf haberini nesb edenler. Bunların dışında fiillerden fiil nakıslar, mübteda ile haber üzerine dahil olurlar. Bunun dışında bir de ne var? Fiillerden efal-i kulüb var. Efal-i kulüb ve efal-i kulübe mülhak olanlar değil mi? Efal-i kulüb de mübtedâ ile haber üzerine dahil oluyorlar. Bunlara nevâsihul mübtedî vel haber deniyor. Kâne de, kâne ve benzerleri de fiil nakıs dediğimiz bunlar nevâsihul mübtedî vel haberdendir. Bize burada kâne ve benzerlerinin haberinin mamulü mensuptan oluşunu anlatacak. Kâne ve kardeşlerini anlatmayacak bize. Kâne fiil bahsinde anlatılacak. Yani kâne fiil olduğu için onu nerede anlatacak? Fiil bahsinde anlatacak. Fiil nakısla ilgili bilgileri ismiyle ilgili değil, haberiyle ilgili değil. Kânenin ismiyle ilgili meseleleri mamul merfuda anlatır. Kânenin haberiyle ilgili meseleleri mamul mensupta anlatır. Kâne ile ilgili bilgileri ise fiil bahsinde anlatmış olur. Vel müsnedü ba'de duhulihâ. Mislü kâne zeydün kâimen. Şimdi kâne zeydün kâimen de kâne zeyd üzerine, zeydün kâimun üzerine dahil olunca zeyd muhtede olmaktan, kâim de haber olmaktan çıkmıştır. Ulan muhtede haber değillerdir. Muhtede haber olmaktan çıkınca artık birisi müsned ilehti, birisi müsneddi muhtede olarak, haber olarak. İşte o da kalkmış oldu. Bu sefer kâne zeydün kâimen de kâne zeyd üzerine dahil olduktan sonra kâimen nedir? Müsneddir. Ba'de duhûlihâ. Yani bu kâne dahil olduktan sonra kâimen nedir? Müsneddir. Zeyd nedir? Müsnedün ilehtir. Ve emruhu kâne babının diyelim. Ve emruhu kânenin haberinin durumu. Ve emruhu ve emru haberil kâne. Kâne babının haberinin hükmü. Ki emri haberil mübtedeyi, mübtedanın haberinin hükmü gibidir. Mübtedanın haberi müfred olurdu, cümle olurdu, marife olurdu, nekere olurdu.
Burada da ne olur? Kânenin haberi müfred olur. Efendim, cümle olur. Marife olur, nekire olur. Dolayısıyla kısımları bakımından mübtedanın haberi nasıl kısımlara ayrılıyorsa kânenin haberi de aynen böyle kısımlara ayrılır. Müfred olur, cümle olur, marife olur, nekire olur. Hükümleri bakımından da aynıdır arkadaşlar. Haberin hükmü gibidir. Yani mübtedanın haberi bir olabilirdi, müteaddit olabilirdi. Mübtedanın haberi hasfedilebilirdi, mezkür olabilirdi. Aynı şeyler burada da geçerlidir. Ondan sonra mübtedanın haberi cümle olduğu zaman ait lazımdı, değil mi? Ait, rabıt'den bahsetti. Aynı şeyler burada da geçerlidir. وَاَمْرُهُ كَاَمْرِ خَبَرِ الْمُبْتَدَيِ Sonra وَيَتَقَدَّمُ مَا var değil mi? وَيَتَقَدَّمُ مَعْرِفَةً Fakat bu marife olduğu halde tekaddüm eder. Bu marife olduğu halde tekaddüm eder. Arkadaşlar, mübteda ile haberin mübteda bahsinde hatırlarsanız mübtedanın takdiminin vacip olduğu yerler vardı. Mübtedanın takdiminin vacip olduğu yerler vardı. Bunlardan birisi de neydi? Her ikisi marife olup veya taksisleşmiş nekere olurlarsa müsavi bir şekilde. O zaman mübtedanın öne gelmesi vaciptir. Mesela Zeydün el alimü dersen Zeyd mübtedadır. El alimü Zeyd dersen el alim mübtedadır. Yani şöyle demek oluyor o zaman. Marife olan haberin mübteda üzerine takdimi normalde caiz değildir. Orada mübtedanın takdimi vaciptir. Zeydün el alimü dersen hangisi mübtedadır? Zeyd. El alimü Zeydün dersen el alim mübtedadır. Yani ikisi marife olduğu zaman muhtedanın mukaddem olması vaciptir. Ama yani şu demek oluyor. Haber marife olursa muhtedanın üzerine takdimi caiz değildir. Fakat kânenin haberi marife olursa kânenin ismi üzerine takdimi caizdir. Neden? Neden? Şimdi muhtedayla haberde arkadaşlar Zeydünil alimu dediğimiz zaman eğer marife olan haberin marife olan mübtedadan önce gelmesi caiz olsaydı, Zeydünün alimü dedi, hangisi mübteda, hangisi haber nasıl anlayacaktın? İkisi de merfu, anlayamazdık. Şunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? Zeydünün alimü dediğimiz zaman Zeyd mübtedadır. El alimü Zeydün dediğimiz zaman el alim mübtedadır. El alimü Zeydün cümlesinin söylendiği yer ile Zeydünün alimü cümlesinin söylendiği yer aynı değildir. Doğru mu? Beytullah bu aradaki inceliği biliyor muyuz? Yani Zeydün alimun Zeydünil alimu affedersin. Zeydünil alimu ile el alimu Zeydün ifade açısından aynı mıdır, değil midir? Arada fark var mı? Nerede Zeydünil alimu denir? Nerede el alimu Zeydün denir? Zeydünil alimu nerede denir? Zeyd biliniyor. Bilinen Zeyd'e alimliği biz izafe etmek istiyoruz, ispat etmek istiyoruz. Zeydün el-âlimu. Zeyd'i biliyoruz. Bilinen Zeyd'tir. Bilinmeyen tarafı nesidir? El-âlimu tarafıdır. El-âlimi ona isnat etmiş oluyoruz. Ama el-âlimu Zeyd'ün de bilinen âlim kişidir. El-âlim bilinen bir âlim kişinin orta oluşudur. El-âlimu o âlim var ya, bildiğimiz âlim var ya, işte Zeydün Zeyd'tir. Kim olduğu ismi bilinmiyordu. Zeydün diyerek biz ismini beyan etmiş olduk. Yani Zeydünil âlimunun dendiği yer ile el-âlimu Zeyd'in söylendiği yer ne değildir? Aynı değildir. Şimdi mübteda ile haber, hangisi mübteda, hangisi haber olduğu bilinmesi lazım. Doğru mu? Hangisi müsned, hangisi müsned ileyh olduğu bilinmesi lazım. Bundan dolayıdır ki eğer mübteda ile haberden her ikisi marife olursa mukaddem olanın mübteda olması vaciptir. Öbür türlü ne meydana gelir? İştibah meydana gelir, işkal meydana gelir. Hangisinin hani fail ile mef'ul her ikisi irab ve karineden hali olduğu zaman mukaddem olanın fail olması vacipti ya. Larabe Musa İsa. Burada Musa'nın fail olması mecburdu. Ancak kâne babında kânenin haberi marife ise normal haber olarak bütün haberdeki hükümler burada da geçerliyken haber marifeyken mübtedadan önce gelmezken kânenin haberi marifeyken mübtedadan isminden önce gelir. Çünkü burada hangisi isimdir, hangisi haberdir, irabından nedir? İrabından bellidir. Çünkü burada isim nedir? Merfudur. Haber nedir? Mensuptur. Binaenaleyh hangisi müsned, hangisi müsned ileyh olduğu belli olduğu için
ve yetekaddemu ma'rifeten. Bu farklılık nereden kaynaklanır arkadaşlar? Normalde haberde marife olduğu zaman takdimi caiz değilken, fiil nakıs olduğu zaman, fiil nakısın haber olduğu zaman neden takdimi caizdir? Çünkü burada ne yoktur? İltibas yoktur. Hangisi isim, hangisi haber olduğu nereden anlaşılıyor? İrab'tan anlaşılır. Demek buradan şu da anlaşılmış oluyor. Eğer burada fiil nakısın haberi İrab'ı takdiri ise mesela, yani kâne Musa İsa gibi diyelim. Eğer böyleyse orada olmaz. Marife olduğu halde mukaddem olmaz. Çünkü iltibas meydana gelir. Önemli olan burada nedir? Hangisinin kânenin ismi olduğu, hangisinin kânenin haberi olduğu irabından anlaşılmış olacak. Kânel fetâ hâdâ. Kânel fetâ hâdâ dedik. Şimdi burada kâne hâdâ el fetâ diyecektik. Mesela. Şimdi burada hangisi diyebilir miyiz ki kânel fetâ hâdâ da bu aslında kâne hâdâ el fetâydı. El fetâ haberdi, takdim etti konu diyebilir miyiz? Burada şimdi İrab neyi koymuyor ortaya? Hangisinin haber olduğunu ortaya koymuyor. Öyleyse durum burada öyle değildir. Yani kâne el fetâ hâdâ da el fetâ'nın mukaddem olan isim olması, hâdâ'nın da haber olması zaruridir. Öyleyse kânenin haberi marife olunca tekaddüm eder. Ne zaman? İltibas olmadığı zaman. وَقَدْ يُحْذَفُ عَامِلُهُ فِي مِثْلِ اَنَّاسُ مَجْزِيُّونَ بِاَعْمَالِهِمْ اِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَاِنْ شَرًّا فَشَرٌّ اِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَاِنْ شَرًّا فَشَرٌّ gibi yerlerde efendim kâne babının haberinin amili yani kâne hasfedilir. وَقَدْ يُحْذَفُ عَامِلُهُ عَامِلُ خَبَرِ بَابِكَ haberi kâne kânenin haberinin amili. Kânenin haberinin amili hangisidir arkadaşlar? Kânedir. Yanlış şunu söyleyeyim. Yani bu fiil nakıs izarda hatırlarsın değil mi? Kâne sâre âle racâ hâle ise hâle tehavvele irtedde câ qâde idâ künne bi'ana sâre asbaha emse adha dalle bâte adha âde gadera falan vehlüm mecerra. Fiil nakıs da asıl olan kânedir, diğerleri ona tabidirler. Dolayısıyla burada hasfedilen kânedir. Kânenin dışındakiler hasfedilmez. Yani kâne babının haberinin amilini hasfetmek caizdir ama yani bu amil kâne olursa hasfi caizdir. Kânenin dışındakiler hasfi caiz değildir. İstimali çok olduğundan dolayı kâne babın şeyi haberinin amili hasfedilebilir. Nerede fi misli ennâsü meczîyûne bi'e'mâlihim in hayran fe hayrun ve in şerran fe şerrun. Bu gibi yerlerde diyor. Bu gibiden neyi kastediyor arkadaşlar? Şimdi in hayran da bir inden sonra isim geliyor. Doğru mu? Normalde in neyin üzerine dahil olurdu? Fiil üzerine dahil olurdu. İnden sonra bir isim geliyor. Ondan sonra bir fa geliyor. Fa'dan sonra da bir isim geliyor. İnden sonra bir isim, isimden sonra fa, fa'dan sonra yine bir isim geliyor. Fa ceza fa'sıdır değil mi? Evet. Bu tip yerlerde fi misli dediğinde bunu kastetmiştir. Misil ifadesinden bunu kastetmiştir. İn hayran fe hayrun ve in şerran fe şerrun gibi yerlerde kaç vecih vardır? Ve yecuzu fi misliha erba'atu evcuhin. Bu gibi yerlerde dört vecih nedir? Caizdir. Bunu izharda okumuştuk değil mi arkadaşlar? İn hayran fe hayrun ve in şerran fe şerrun. Orada anlaşıldığı için burada bir daha anlatmamıza gerek var mı? Buradaki birinci vecih nedir arkadaşlar? İn hayran fe hayrun. İkinci vecih İn hayran fe hayran. İkisini de mensup yaptık. Tamam. İkisini de merfu yapalım. İn hayrun
fehayrun dedik. Ve dördüncü vecih de birincisinin tersi olsun. İn hayrun fehayran. Tamam. Burada arkadaşlar bir defa aklımızda kolay kalması açısından söylüyorum. Şurada in olduğundan dolayı mutlaka bununla bunun arasında bir fiil gizleyeceğiz. Doğru mu? Bir fiil gizlemek mecburiyetindeyiz. Binaenaleyh burada kâne fiili alâ külli hâl mukadderdir. Yani mutlaka her birisinde ne vardı burada? Kâne vardı. İmkânı burada vardır. Ama ceza cümleyi fiile de olabilir, cümleyi ismiye de olabilir. Burada kânenin olmak mecburiyeti yoktur. Doğru mu? Şimdi bakın arkadaşlar, takdiri kendi zihninizle çözebilmeniz için söylüyorum. Alâkülle hâl bu tarafta takdiri yaparken mutlaka imkânı diye bir fiil gizleyeceksiniz. Doğru mu? Çünkü in isim üzerine dahil olmaz. İn hayrun da desen kâne koyacaksın oraya. İn hayren de desen kâne koyacaksın. Çünkü şart edatı isim üzerine dahil olmaz, fiil üzerine dahil olmak mecburiyetindedir. Bu tarafa fiil takdir etmek mecburiyeti var mı? Yok. Şimdi birinci tarafı halletmeye çalışıyorum. Yiğit, in hayren de mutlaka fiil gizliyoruz, doğru mu? Eğer burası mensup ise gizlediğimiz hayren o fiilin nesi oluyor? Haberi oluyor. O zaman gizlediğimiz fiil ismiyle beraber gizlidir demektir. Doğru mu? İsmiyle beraber gizli demektir. Eğer burası hayrun ise o zaman bu hayrun gizli olan fiilin nesi oluyor? İsmi oluyor. Bu sefer nesi gizlidir? Haberi gizlidir. Demek ki burada fiil gizliyken ya ismiyle beraber gizlidir ya haberiyle beraber gizlidir. Eğer burası haberi ise ismiyle gizlidir. Eğer burası efendim ismi ise haberiyle beraber gizlidir. Peki inkâne burada ne diyoruz? İnkâne ameluhum hayran demiş oldu. Doğru mu? Yani ismi ennâsü insanlar meczîyûne cezalandırılmışlardır bi amalihim. Amelleri karşılığında cezalandırılmışlardır. İn hayren amelleri hayırsa fe hayrun cezası da hayırdır. Ve in şerren amelleri şerse fe şerrun efendim cezası da şerdir. Bu bir darbi meseldir arkadaşlar yani. Ennâsü mezziyûne bi amel. Araplarda bu darbi meseldir. Şimdi burada kâne alâ külli hâl gizliyoruz. Doğru mu? Hayren dediysek kâneyi ismiyle beraber gizliyoruz. İnkâne ameluhum. Peki burası inkâne hayran. Bu da aynıdır. Doğru mu? Bu da hayran ya. Peki burası nedir arkadaşlar? İn hayrun dediğimizde kâneyi neyle beraber gizleyeceğiz? Haberiyle beraber. O zaman haberini zarf yapacağız. Öne almış olacağız onu. İnkâne fi amelihim hayrun. Doğru mu? Buraya da ne gizleyeceğiz arkadaşlar? Hayrın olduğuna göre. Aynen bu da fi amelihim olacak. Doğru mu? Yani şart tarafını arkadaşlar gizleme yaptığımız zaman in hayrun diyorsak kâneyi neyle beraber gizleyeceğiz? Haberiyle. İn hayran diyorsak kâneyi neyle gizleyeceğiz? İsmiyle. Eğer kânenin haberini gizlersek zarf olarak in kâne fi amelihim zarf olarak takdir ediyoruz onu. Efendim, eğer ismini gizliyorsak in kâne ameluhum diye takdir ediyoruz. Baş taraftaki takdir anlaşıldı mı kuyucu? Mücahidim anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ey olmayan Mesut Sert anlaşıldı mı? Bu taraf tamam. İkinci tarafa geçiyorum arkadaşlar.
Şimdi bu tarafta fiil takdir etmek mecburiyetinde değiliz. Eğer başka bir zaruret yoksa. Muhteda haber yaparız, olay bitiririz. Fehayrun diyorsak, o zaman bu hayrun haberdir. Bu fecezâuhum, onların cezası nedir? Hayrun hayırdır demiş oluruz. O zaman şurada da ne diyeceğiz? Aynı şekilde fecezâuhum hayrun diyeceğiz. Ama burası mensup ise bunu nesbeden bir amil bulacağız. Mensup olursa orada bir amil var demektir. Mübteda haber olmuyor. O zaman burada fiil yani kâne'yi bir de burada gizlemiş olacağız. Fehayran fekâne neyle beraber gizleyeceğiz kâne'yi? İsmiyle mi haberiyle mi? İsmi. Fekâne cezâuhum. Burada da aynı şekilde fekâne cezâuhum hayran. Demek ki arkadaşlar in hayran fe hayrun ve in şerran fe şerrun gibi yerlerde dört vecih vardır. Bu dört vecihte inden sonra gelen isimde in hayran olur, in hayrun olur. Öbür tarafta haber olarak gelende fe hayran olur, fe hayrun olur. Bunlar çapraz olduğu zaman dört şekil oluyorlar. Dört şekilden şöyle baktığınız zaman arkadaşlar en az hazif nerede var? En az hazif burada var. Sadece ameluhum fe cezâhum. Burada fe kâne, kâne de hasfedilmiş. Şurada bir fazlalık vardır. Efendim? E burada fi amelihim, kâne fi amelihim. Fi amelihim. Onun için en evlâ bu birincisidir. Yani in hayran fe hayrun hepsinden evladır. Mahzufsuz ibare, mahzuflu ibareden, az hazifli ibare, çok hazifli ibareden evladır. Burası anlaşıldı mı arkadaşlar? İn hayran fe hayrun vecihleriyle beraber eminim. Anlaşıldığına emin misin? Evet. Evet. Geçiyorum burasını o zaman arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Anlaşılmadı şurası diyen var mı? Kodlama olarak arkadaşlar unutmayasınız diye söylüyorum. Kodlama olarak bir defa birinci baş tarafta inden sonra mutlaka fiil gizliyoruz. Eğer inden sonra gelen merfu ise o fiilin nesi olmuş oluyor? İsmi oluyor. O zaman fiilin haberi mahsuf demektir. Eğer inden sonra gelen isim mensup ise o kânenin hasfedilen kânenin haberi olmuş oluyor. O zaman kâne neyle hasfedilmiş oluyor? İsmiyle beraber hasfedilmiş oluyor. İnkâne ya inkâne ameluhum diyeceksin veya inkâne fî amelihim diyeceksin. Zarf olunca, cer mecrur olunca takdim etmiştir falan. وَيَجِبُ الْحَذْفُ Hazif vacip olur. Yani kânenin hasfi vacip olur. Bu şeyde geçmemişti izharda. Yani kânenin vücuben hasfedildiği bilgisi izharda geçmemişti. Bu buradaki bir bilgidir. Bu bilgi de önemlidir, karşınıza çıkar. Eğer böyle bir altyapınız olmasa bu bilgi karşınıza rumuz olarak veya özet olarak çıktığı zaman ne demek istediğini anlamazsınız. Nerede bu kânenin hasfi vaciptir? Fî misli emmâ ente muntalikan intalaktu. Emmâ ente muntalikan intalaktu gibi yerlerde emmâ ente muntalikan intalaktu aslında li'en künte muntalikan intalaktu demektir. Yani şu demektir. Li'en künte muntalikan sen gidici olduğun için intalaktu ben de gittim. Li en kunte muntalikan sen gidici olduğun için ben de gittim. Emma ente muntalikan intalaktu ne demekmiş? Sen gidici olduğun için ben de gittim. Emma ente muntalikan intalaktu. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz bu li en kunte muntalikan intalaktu ne hale gelmiş? Bu hale gelmiş. Buradan
bu hale gelmiş. Peki nasıl bu hale gelmiş Mücahit? Ben de sorguluyorum. Şimdi nasıl bu hale geldiğini açıklamış olacağım yiğidim. Yiğidi öldür, hakkını yeme demişler. Niye öldürürüm ki? Yaşasın. Şimdi arkadaşlar, bu nasıl bu hale gelmiş? Bir defa en ile enle de lem hasfedilir. Kıyasen. Doğru muydu? En ile enle de harfce hasfedilmez mi işte? O zaman ne oldu birinci kademede? En künte muntalikan intalaktu. Birinci adımı attık. Ne yaptık? Lem'i hasfettik. Ne olarak hasfettik bunu? Kıyasen hasfettik. İkinci olarak kâne fiilini tahfiflik için hasfettik. Çok kullanıldığı için tahfiflik için hasfettik. Bu sefer ne oldu? İn kâne fiilini hasfedince arkadaşlar künte'deki te zamiri muttasıl merfu muttasıldı. Kâne hasfedilince merfu munfasıl olmak mecburiyetindedir. Doğru mu? O zaman in ente oldu. Buraya kadar anlaşıldı mı? Birinci kademede lem'i hasfettik. Ne oldu? İn künte mutalikan intalaktu oldu. İkincide tahfiflik için kâne'yi hasfettik. Kâne'yi hasfedince kâne'ye zamiri merfu muttasıl olan zamiri merfu munfasıl olmak mecburiyetinde oldu. İttisal edeceği yer kalmadı. Ne oldu? İn ente mutalikan intalaktu oldu. Hasfedilen kâneden ivaz olarak bir ma ilave edildi, ziyade edildi. İn ma ente muntalikan intalaktu. Bu ma hasfedilen kâneden ivaz olarak gelmiştir. İn leyen künte muntalikan intalaktu, in künte muntalikan intalaktuydu, in ente muntalikan intalaktu oldu. Sonra in ma ente muntalikan intalaktu oldu. Sonra nun ile mimin mahreçleri yakın olduğundan dolayı nunu mime kalbettik, imma oldu, idam ettik, imma ente muntalikan, imma ente muntalikan intalaktu oldu. Farsça bunu anlatırken, imma ente muntalikan intalaktu şüt. Şüt demek kâne demek, oldu demektir. Mehmet Emin'im, beğendin mi? Beğensen de bu, beğenmesen de bu yani. Yol budur. Beytullah, tamam mı? Arkadaşlar, burada tereddüdü olan var mı? Kuralla gidiyoruz. Diyoruz ki, lam en ile enle de kıyasen hasfedilir, hasfettik. İn künte muntalıken intelekt oldu. Ondan sonra kâne efendim, tahfiflik için hasfedilmiştir. Kâne hasfedilince ondaki zamir merfu muttasıl, zamir merfu munfasıl oldu. İn ente muntalikin intalaktu oldu. Affedin, en, niye in diyorum ya? En ente muntalikin intalaktu, değil mi? Li en künte, en olarak yürüyoruz biz. İn değil arkadaşlar. Sürçü lisan oldu, affola. Aslında siz beni ikaz etmeniz lazım. Li en künte, en künte mutalikin intelektu, en ente mutalikin intelektu, en ma ente mutalikin intelektu. Ne oldu burada? Sonra nun ile mim mahreçleri yakın olunca nunu mime kalbettik, en ma oldu. İdam ettik, en ma ente mutalikin intelektu oldu. Ma kâneden. İvaz olarak gelmiş. Şimdi burada arkadaşlar, kâne hasfedili yerine ma ivaz olarak geldiği için hem ivaz hem kâne olmaz yani. Onun için burada hasfi vaciptir. Niye burada hasf vaciptir? Çünkü kâne hasfedildi, ondan ivaz ne geldi? Ma geldi. Bu onun yerine geldi. Şimdi bu varken, bu ma varken, emmada ma varken ne olmaz? Kâne zikredilmez. Fî misli dedi yani kâne hasfedilir de ondan ivaz bir şey gelirse orada kânenin hasfi vacib olur demektir. Bu meşhur olan emma ente muntalikan intalektünün açılımı bu şekildedir. Bu meşhurdur arkadaşlar. Bu anlaşıldı mı?
Bu anlaşıldıysa bir başka vece gideceğim. Biz burada emma ente muntalikan intalaktü misalini aslında in kunte muntalikan intalaktü diye düşünebilir miyiz? Bazıları diyorlar ki emma ente li en kunteydi, oradaki en her ne kadar en ise de in şartıya manasındadır. En in manasındadır derler. İşte onun için bazıları diyor ki emma ente muntalikan intalaktü, sen gidersen ben de giderim demektir. Burada en değildir, aslı indir. Ama meşhur olan bir anlattı, biraz önce anlattığımdır. Eğer bu in kunte muntalikan intalaktüyse mana tutar burada. Yani en in manasındadır, in-i şartiye manasındadır. O zaman burada en ile enne de lem hasfedilirdi. Buradaki en değil, indir. İn olunca o zaman diyeceğiz ki burada bir öncesinde dedi ki lem kıyasen hasfedildi. Burada lem yok ki hasfedilsin. Doğru mu? Burada ne diyeceğiz o zaman? Kâne'den başlayacağız. Kâne tahfiflik için hasfedildi. Kâne tahfiflik için hasfedilince kânenin zamir-i merfu muttasili, zamir-i merfu munfasıl oldu. İn ente muntalikan intelektü oldu. Sonra kâne'den ivaz bir ma getirildi. İmma ente muntalikan intelektü oldu. Doğrusu arkadaşlar, evet, idam edildi. İmma ente muntalikan intelektü. Eğer emma olursa ki hani emma olarak başladığımız zaman işte diyor ki küfeliler buradaki emma en ma idi ama en in manasındadır diyorlar. Yani in-i şartıya manasındadır. İn-i şartıya manasında olunca lem oradan hasfedilmiş değildir. Anlaşıldı mı? Değişen nedir burada sadece? Birincisinde lem hasfediyordum. Burada lem hasfi yoktur. Çünkü lem yok ki hasfedilse. Doğrudan doğruya in-i şartıya olmuş oluyor. Emma ente'ye göre böyle anlattık onu. İmma ente muntalikan dersek o zaman inma diye aslını anlatmış oluruz. Emma ente muntalikan de in izahı var mıdır? En in manasındadır diyerek aynı izahı da yapılabiliyor orada. Herhalde anlaşıldı değil mi? İsmu inne ve ahavatiha huvel müsnedü ileyhi ba'de duhuliha. Mislü inne zeyden kaimun. Burada tafsilat yoktur. Yani innenin, inne babının ismi ne yapar? İsmini nasb eder. Mamulü mensuptan birisi de nedir? İnne babının ismidir. Haberi nereye giriyordu? Mamulü merfu'a giriyordu. Bunun da hükmü aynen muhteda hükmündedir. Burayla ilgili tafsilat yoktur. El mensubu bilelleti li nefi'l cinsi. Burayla ilgili tafsilat vardır. Dersimiz burada, bugünkü dersimiz burada bitiyor.